Bursa'da 3 yıl önce eşinden boşanan iki çocuk sahibi anne hastalıkla uğraşırken bir yandan da evsiz kaldı. 2000 lira olan kirasını 15 bin liraya çıkaran ev sahibi anneyi ve çocuklarını mahkeme kararıyla kapı dışarı etti. Mağdur anne mahkeme kararının kendisine tebliğ edilmediğini öne sürdü. Merkez Osman Gazi ilçesi Geçit Mahallesi'nde bir sitede oturan iki çocuk annesi Asiye Boyraz bir süredir kan kanseri şüphesiyle hastanede tedavi görüyor. Bu nedenle çalışamadığı ve biriken borçlarından dolayı ödemekte zorluk çektiği 2 bin lira olan kirası ev sahibi NS tarafından 15 bin liraya yükseltildi. Ev sahibi bununla da yetinmeyip bir müddet kirasını ödeyemeyen Boyraz'ı evden çıkarmak için mahkemeye verdi. Boyraz ise olanlardan habersiz kendisine ulaşması gereken tebligatın komşusuna gittiğini iddia etti. Kendisine ulaşmadığı tebligat dolayısıyla da itiraz süresi geçen anne 15 gün sonra kendisine gelen haciz kararıyla şoka uğradı. Evden çıkmak zorunda kalan Asiye Boyraz, 4 ve 5 yaşındaki iki çocuğuyla beraber başlarını sokacak bir ev arıyor. Sanki benim kiram 2500 lira. Yani bana haber vermeden mahkemeye verilmiş, kira artışı yapamayacakları için o kadar fazla. Mahkemeye verilmiş tebligatlar yanındaki komşuya yapılmış, evime hacize geldiğinde benim dava açıldığından haberim oldu. Ben de kanser rahatsızlığım olduğu için, tedavi gördüğüm için, ben o artışı sadece 2021'de pandemi döneminde %18 artışla yapmadığım için ona bahane bulup vermişler mahkemeye. Benden çok fahiş fiyatlar istediler. Yani ödediğim kiraları ödemedim diye. Yani bu artışla yapmadım diye. Ne kadar ücret istediler sizden? 16 bin, 17 bin lira para istediler. Yani 2000... sanki bir sene hiç ödememişim 1800 lira kirayı. Hiç ödememişim gibi o paraları tekrar istediler. Bir de avukat sanma falan. Eve haciz geldiğimde ben böyle bir davanın açıldığını öğrendim. Tabii kabul etmiş olduğum için haberim olmadan. Kabul etmiş olduğum için mahkemeye vermişler, mahkemede çıkarttım. Yani tebligat direkt, yani geri dönüş olmadan bir şekilde çıkarttı. Şu an ben iki çocuğumla ortadayım. Çadır arıyorum, birkaç devde resmi kurumu aradım. Çadır yok, satıldı ve yok. Yani sağdan soldan eşten dosttan aradım, yok. Ben şimdi iki tane küçük çocukla, biri 4 yaşında, biri 5 yaşında ortadayım. Yani yok, gidecek yerim yok. Eşyaları zaten bir kısmı çocukların babalarının, o alacak. Yani ev de yok, şey de yok. Yani benim zaten onu şu an karşılayacak hiç durumum yok. Bir de hastayım yani, rahatsızım. Tek başına dışarı çıkamıyorum. Ancak çocuklarımla ilgilenebiliyorum. O da zar zor. Mecburiyetim olduğu için, evlat olduğu için. Şu an iki çocukla ortadayım. Zaten bu mahkeme sürecinde de 4 kere, yani 6 ayda 4 kere mide kanaması geçirdim. O da beni yıprattı. Yani doğru düzgün yiyemiyorum, içemiyorum bu sıkıntım sebebiyle. Yani ha geldi, ha gelecek. Çünkü eve iki tane küçük çocuğun önünde geldiler haciz etmeye evi. Çok büyük psikolojik sorunlar yaşadılar. Ben bir hemen çıkarttım yani, onlar yine gelmesin. Çünkü bugün yarın gelecekler. Haciz işlemiyle mahkeme buna karar verdi çünkü. İki çocukla ortadayım. Yetkililerden yardım mı? Evet, yetkililerden kesinlikle. Yani bir arazi projesi var devletin. Yani böyle bir şey sağlayabilirler bana.